anlaşıldığı Uluslararası Programlar Müdürü olarak görev yapıyorum. Önce biraz size IAC World ile ilgili bilgi vermek istiyorum. IAC World 1988'de kurulmuş bir eğitim vakfıdır. Öğrenci değişim programları başta olmak üzere Kanada, Amerika ve İsviçre konsolosluğunda eğitim işlerini yürütmektedir. Kısaca özetlemek gerekirse aslında orta öğretimden yüksek lisansa kadar bütün eğitim gruplarına, eğitim birimlerine hizmet verir durumdayız. Tüm dünyada aslında hemen hemen tüm ülkelerde bu hizmeti veriyoruz. Bugünkü konuklarımız çok değerli iki konuğumuz var. Birincisi Sibel Hanım, Üniversite Kanada West'ten. Merhabalar Sibel Hanım. Merhabalar Gülten Hanım. İkincisi de benim çok değerli öğrencilerimden Cemil, bugün kırmadı. Kanada'dan aslında şu anda bu webinara katılım gösteriyor. Cemil'in liseden başlayıp üniversiteye uzanan bir yurt dışı eğitim tecrübesi var. O yüzden bugün kendisinden çok faydalanacağımızı düşünüyorum. Hem Amerika'da hem Kanada'da lise döneminde, ardından da şimdi Kanada'da üniversite öğrencisi olarak devam ediyor. Bu konuda ilerleyen durumlarda sizinle zaten tecrübelerini paylaşıyor olacak. Sorularınız olursa yine bunları da yanıtlıyor olacak. Sorular demişken Q&A kısmı var, hemen alt kısımda göreceksiniz. Q&A kısmından sorularınızı bize yazarsanız biz sırasıyla onlara da cevap vermeye çalışıyor olacağız. Önce sözü Sibel Hanım'a vererek ben başlatmak istiyorum. Buyurun Sibel Hanım. Çok teşekkürler tekrar Gülten Hanım ve bugün aramızda olan tüm öğrencilere de zaman ayırdıkları için çok teşekkür ediyorum. Gülten Hanım da söylediği gibi ben Sibel Cesur, University Canada West'in Türkiye temsilcisiyim ve ben de 20 yıla yakın süredir yurt dışı eğitim alanında çalışıyorum ve bunun son 10 yılı sadece Kanada okulları için. Biraz sonra anlatacağım Kanada ile ilgili inşallah Cemil Bey'in de onaylayacağı güzel bilgileri gerçekten canlı gönülden hisseden biri olarak, Kanada'ya aşık biri olarak anlatacağım size şimdi okulumuz ve Kanada ile ilgili bilgileri. O zaman ben sunuma başlıyorum yavaş yavaş. Tamam. Evet, öncelikle kısaca neden Kanada diye başlamak istiyorum aslında. Çünkü şu an bu webinarda olan öğrencilerin birçoğunun aklından Kanada geçiyor ki bu webinardeler, ama bilmedikleri noktalar olabilir. Diğer ülkelerle kıyaslarken Kanada'nın avantajını daha iyi görmeleri için kısaca bahsetmek istiyorum. Kanada tabii ki tüm dünyada yüksek yaşam standartlarıyla bilinen bir ülke. Yüksek yaşam standartı derken nedir? Daha net anlamaları için ben genelde şöyle anlatıyorum. Bir ülke düşünün, işsizlik minimum rakamlarda. Hiçbir ülkeyle politik sorun yok. Etnik kökenlerden gelen bir tarihsel sorun yok. Ekonomik sorun yok. Hiçbir insan dil, din, ırk veya farklı sebeplerle ayrımcılık görmüyor. En azından diğer dünya ülkelere göre en minimum düzeyde diyebiliriz. Tabii ki bu ülke biraz daha diğer ülkelerle kıyaslandığı zaman daha huzurlu bir ortam sunuyor öğrencilere ve eğitim aldığınız ülkede mutlu olmanız en önemli kriterlerden biri. Sonuçta ne kadar iyi bir üniversitede eğitim alırsanız alın, o ülkeye ayak uyduramazsanız veya mutlu, huzurlu değilseniz o eğitimden de verim alamıyorsunuz açıkçası. Kanada bu yönden inşallah Cemil Bey de katılır sonrasında bu görüşlerimizde. Hani Kanada bu yönden en çok talep alan ülkelerden biri aslında. Güvenli ve huzurlu bir yaşam ortamı sunması, insanların çok sıcak ve misafirperver olması sebebiyle tercih ediliyor. Ama son yıllarda Kanada'yı öne çıkaran bir diğer sebep de tabii ki Kanada'nın genç iş gücüne de ihtiyaç duyması, göçmen alıyor olması. Çünkü şu anda lisans programı düşünen, henüz lisede okuyan veya yeni mezun olmuş öğrenciler için bu kadar ileriye dönük bir plan yapmak önceden çok ileri bir karar olabilirdi, ama şu anda artık gençlerimiz çok hani ileri görüşlü ve göçmenlikle ilgili veya bu eğitim aldıkları ülkede mezun olduktan sonra ne gibi fırsatları olacaklarıyla ilgili çok güzel şeyleri, araştırmaları var. Kanada bu yönden de öne çıkıyor, çünkü Kanada'nın çok güçlü bir ekonomisi var. Hızlı büyüyen bir ekonomisi var, ama Kanada şu anki veya önümüzdeki 10 yıl içindeki muhtemel iş gücü açığını karşılayabilecek genç nüfusa sahip değil. Bu yüzden göçmene ihtiyacı var, nitelikli iş gücüne ihtiyacı var. Ha, bunu da yolunu eğitimden geçmesini istiyor. Çünkü Kanada eğitim kalitesiyle de
tüm dünyada bilinen bir ülke zaten. Diyor ki benim ülkemde eğitim alırsanız o zaman eğitimden sonra ben size çalışma izni vereceğim 3 yıl diyor. Eğer çalışırsanız, bana da yük değilseniz o zaman vatandaşlığa başvuru hakkı vereceğim. Göçmenliğe daha doğrusu başvuru hakkı vereceğim diyor. Hemen mezun olur olmaz o ülkeden ayrılmak zorunda kalmamak öğrenciler için cazip bir fırsat. Çünkü Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor olsalar bile mezuniyet sonrası uluslararası bir iş deneyimi elde edip dönmek güzel bir fırsat açıkçası. Eşsiz doğal güzelliklerinden bahsetmiyorum bile. Bu konuda eminim Cemil Bey'in de katkıda bulunacağı hani şeyler vardır. Benimle aynı fikirde olup olmadığı konular vardır. Aslında sözü sana verelim. Biraz ben tamam, şeyden de bahsetmeni istiyorum. Şimdi senin şöyle bir fırsatın var aslında. Daha objektif olabiliriz. Amerika'da da eğitim aldın. Şu an Kanada'da da eğitim alıyorsun. Tabii kişisel sonuçta senin söyleyeceğin şeyler. Kişilere göre değişir, beklentilere göre değişir ama en azından senin için nasıl olduğunu, Kanada ile Amerika arasındaki böyle sana çok farklı gelen şeyleri ya da olumlu olan şeylerle ilgili de biraz bilgi verebilirsen. Bir önce tabii lütfen hani lise tecrübenle ilgili de bize biraz bunu anlatıyor ol. Üzerine üniversiteyle ilgili devam edersek daha güzel olur sanırım. Olsun tabii ki de. Herkese merhabalar tekrardan. Ben Cemil Müftüoğlu. 11. sınıfta ilk ben de yurt dışı deneyimimi yaşadım. Şu an üniversite 2. sınıftayım. 11. sınıfta Amerika'daydım. Bir yıl exchange programıyla Amerika'ya gittim. Ondan sonra IC World Vakfı'yla 12. sınıfta Kanada'daydım. Nova Scotia eyaletinde. Ondan sonra da eyalet değiştirerek Ontario'da üniversite. Aslında Sibel Hanım çok güzel başlıklar altında konuları belirtti. Ben de her söylediğini, yani Kanada'nın eğitim konusunda gerçekten önde olduğunu söyleyebiliriz birçok diğer ülkeden. Gerek lise hayatı, üniversite hayatı olsun, öğrencilerine değer veren, öğrencilerinin en ileride, gelecekte alanlarında en iyi gelmesini demek istiyor. Hem devlet olarak hem de kişisel olarak. Lise hayatından bahsedersem öncelikle lisede tamamen öğrencinin seçimlerine hiç karışmayan, öğrenciyi isteğine doğru yönelten bir sistemleri var. Özellikle Amerika ile ben kıyaslayınca Amerika'daki olanaklara göre Kanada'nın olanaklarının daha fazla olduğunu düşünüyorum. Hem daha rahat bir çevresi var Kanada'nın insanlar olarak. Çünkü insanları da sizin gibi yurt dışından gelmiş oluyorlar. Yerlileri çok fazla olmuyor. Yani çok fazla şehirlerde görmüyorsunuz. Onlar daha çok kırsal yerlerde yer alıyorlar. O yüzden yanınızdaki insan da aynı sizin sorunlarınızı eğer varsa anlayabiliyor kesinlikle. Çünkü zamanında o da onları yaşamış. O yönden sizin gibi milyonlarca insanla aslında aynı çatı altında olmuş oluyorsunuz. Ve bunu lise hayatında yaşamak, ileriki eğer düşünüyorsanız Kanada'da yaşamayı çok önemli. Çünkü her şeyin ne kadar hani küçük yaşta öğrenirsek gelecekte o kadar rahat olabiliyorsak bu da öyle aslında. Lisede bizim gibi Türkiye'de hani bölüm falan seçmedikleri için öğrenci istediği dersleri seçiyor. Üniversitede okumak istediği bölüm üzerine spesifik dersleri alıyor, almak isterse. Ben de öyle yaptım. Ben şu an üniversitede siyasal bilimler okuyorum. Aslında çift anadal yapıyorum. Üniversite içinde siyasal bilimleri ilgilendiren konuları aldım. Ben de işte tarih olsun, sosyoloji olsun, psikoloji olsun bu tarz dersleri aldım hep lise son sınıfımda. Üniversite hayatımda ise gerçekten yani hiç beklentimin çok üstünde bir aslında yaşantım başlamış oldu. Üniversitenin olanakları, yani Türkiye'de birçok arkadaşım var şu an üniversitede okuyan ve onları görünce gerçekten içimden diyorum yani ne kadar şanslıyım. Çünkü birçok üniversitenin milyon dolarlık gelirleri oluyor Kanada'da ve bu gelirlerini genellikle araştırma ve kütüphaneye yatırıyorlar ki bu da
bir üniversitenin prestij kazanması için uluslararası arenada en önemli unsur olarak geçiyor birçok eğitim basamaklarında. Genel olarak böyle. Eğer devam etmemi istiyorsanız edeyim ama spesifik ya sorularınız varsa. Sibel Hanım bize biraz işte üniversitenin bölümlerinden, giriş koşullarından vesaire bilgi vererek devam ederseniz çok güzel olur. Tamam, tabii ki. Hani sonrasında soru cevap bölümünde belki tekrar Cemil Bey de öğrencilerin sorusu varsa yönlendirebilirler. Burada Cemil Bey'in bahsettiği şeye bir ek yapayım sadece. Daha önce eğitimlerimizde hep bahsettiğim bir şey var. Kanada'nın işte göçmenlerden oluşmasından hani bahsetmiştik. Bence bu zaten Kanada'yı en öğrenciler için hani en uygun ülke yapan özelliklerden biri. Çünkü hiçbir Kanada dışında hiçbir ülkede öğrenciler ne kadar mutlu olurlarsa olsunlar, eğitimleri, işleri ne kadar yolunda olursa olsun aidiyet duygusunu Kanada kadar fazla hissedemiyorlar. Çünkü ben bu ülkenin vatandaşıyım diyemiyorlar. Resmi kağıtta vatandaş olsalar dahi. Ama Kanada'da herkes bir yerlerden gelmiş. O yüzden ertesi gün ben Kanadalıyım diyebiliyorsunuz gururla. Hiç kimse sizi sorgulamıyor. Acaba olur mu? Yerli misin? Değil misin? Demiyor. Ve bununla ilgili verdiğim çok güzel bir örnek var. Benim çok hoşuma giden. Bakanlardan biri, bir halktan biriyle görüşüyor. Göçmenlerden biriyle ve göçmen kendini tanıtırken lafa ben Kanadalıyım, göçmenim diye başlıyor ve bakan onu susturuyor. Diyor ki hayır. Hepimiz göçmeniz. Sadece benim atalarım senden 100 yıl önce gelmişler diyor. Bu Kanada'nın zaten yabancı öğrenciye, göçmene bakışını çok güzel özetleyen bir söz bence. Bu da özellikle belirtmek istedim. Bu yüzden Kanada'da daha fazla mutlu oluyor bence öğrenciler. Evet buradan var mısın eklemek istediğiniz Gülten Hanım? Teşekkür ediyorum. Devam edebilirsiniz. Evet, tamam. Rica ederim. Hatta ona geçmeden isterseniz hani sizin için uygunsa Gülten Hanım hani şeyden de bahsedeyim. Hani Cemil Bey için de hani iyi olur. Dinleyen öğrenciler de merak ediyordur belki. Bu COVID-19 sürecinde tabii ki birçok ülkede birçok öğrenci farklı deneyimler yaşadı. Bence neden Kanada'nın cevaplarından biri de bu koronavirüs dönemindeki Kanada'nın yabancı öğrencilere yaklaşımı da bunun cevabı olmalı bence. Çünkü gerçekten öğrencilerinin ne kadar değer verdiğini, arkasında durduğunu bu süreçte de gösterdi Kanada bence. Çünkü eminim Cemil Bey... Kesinlikle. Çünkü biliyorsunuz bir destek politikası açıkladı bütün devletler. Kimi devlet kendi vatandaşının bile tamamını kapsayamazken Kanada uluslararası öğrencileri de kapsayan bir destek paketi açıkladı. Cemil Bey gibi bizim üniversitemizde de öğrenci olanlar, part-time çalışanlar eğer koronavirüs nedeniyle işten çıkarılma durumuyla karşılaştılarsa bu destek paketine başvurma hakkı elde ettiler. Eğer iş yerleri zaten hani bu virüsten etkilendiyse devletten destek aldığı için zaten çalışanlarını işten çıkarmak zorunda kalmadılar. Bu güzel bir destekti açıkçası. Tabii bir de online eğitim almak zorunda kaldı öğrenciler. Bu online eğitimleri mezun oldukları zaman devletin vereceği çalışma iznini etkilemeyeceğini açıklaması yine öğrencileri rahatlatan bir açıklama oldu. Bu konuda aslında ben Cemil Bey'in görüşlerini almak isterim. Öğrenci olarak bu koronavirüs döneminde Kanada'nın yaklaşımı nasıl buldunuz? Çünkü çoğu ülkede öğrencinin döndüğünü gördük ama Kanada'da genelde çoğu öğrenci Kanada'da kalmayı tercih etti. Bu da ülkeye güvenini gösteriyor bence. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet, ben zaten şu an hala Türkiye'ye dönmedim. Kanada'dayım ve devletin gerçekten benim de çok yani takdir ettiğim bir yönü oldu. Mali açıdan özellikle yani kendi vatandaşı olsun olmasın herkese yardım etti. Ve bunu öncelik olarak kabul etti. Ben üniversiteden önce benim birçok arkadaşım özellikle de çalışıyorlardı. Bu COVID olaylarından dolayı ne yazık ki işlerini ara vermek zorunda kaldılar. Ama devlet işlerini COVID-19'dan dolayı ara verildiği için... arkadaşlarımın hepsine birer fon bağladılar ve her ay belirli ücretlerde maaşlar, destek maaşları gidiyor arkadaşlarıma. Sadece tabii arkadaşlarım değil, bütün herkese. Çok. Bağlantımız kesildi zannediyorum.
Evet, kanından bağlandığı için olabiliyor bu. Evet. Biz dilerseniz devam edelim. Ben devam edeyim o zaman ama en azından hani Melih Bey'in de aynı fikri, Cemil Bey'in de aynı fikirde olduğunu görmek içimi rahatlattı. Çünkü bunlar da önemli şeyler. Sonuçta hani 3 aylık bir program değil, 2 yıl, 4 yıl hani uzun süreli programlar. Öğrenciler için orada eğitim alırken bir sorun çıktığı zaman, bu tarz bir hani hiç beklenmiyordu ama bu tarz bir küresel salgın ortaya çıktığı zaman o ülkede ne kadar değer göreceği de önemli. Anne babalar için de aynı şekilde. O yüzden Kanada her anlamda güvenerek eğitim için tercih edebilecekleri bir ülke açıkçası. Ve bunu tabii ki sadece bizim kendi şahsi fikrimiz değil bu. Tüm dünya bizde aynı fikirde. Bu yüzden Kanada her yıl üst üste dünyanın yaşanacak en iyi ülkeleri sıralamasında ikinci sırada yer alıyor. Ve eğitim için en iyi ülkeler sıralamasında üçüncü sırada çoğu zaman ve bizim okulumuzun bulunduğu Vancouver'da dünyanın en yaşanacak şehirleri arasında üçüncü sırada açıkçası. Hoş geldiniz Cemil Bey. Merhabalar, kusura bakmayın. Evet, olay yaşandı da. Az önce bitmiş miydi konuşmanız? Devam ettiğiniz bir şey varsa alalım. Yoksa yok yok, ben lütfen devam edin, buyurun. Tamam, tamam olma. Evet, şimdi Cemil Bey Ontario tarafında ama biz Vancouver'dayız. Tamamen Kanada'nın diğer tarafında. Genelde Kanada deyince akla ilk olarak Toronto geliyor tabii ki. Nasıl Türkiye deyince hep İstanbul akla geliyorsa, tabii ki Kanada'nın da en büyük, en kozmopolit şehri Toronto. Bu bir gerçek. Ama Vancouver'ın Toronto ile kıyasla birçok farklı avantajı var. Bunlar nelerdir onu anlatacağız. Tabii ki Kanada'daki her şehrin ayrı bir güzelliği var. Her öğrenciye de uygun olan farklı bir okul veya farklı bir şehir vardır. Asla en iyi şehir veya en iyi okul diye bir şey yok. Çünkü her öğrencinin beklentileri, işte karakteri veya işte idealleri farklı. Ama Vancouver genel olarak tüm öğrenciler tarafından çok tercih edilen bir şehir. Bunun başında konumu geliyor tabii ki. Çünkü Vancouver Pasifik Okyanusu'nun kıyısında. Bu da ne demek? Hawaii'den gelen sıcak hava dalgasıyla Vancouver Kanada deyince akla gelen o -20'lerle boğuşulan soğuk havaya sahip değil. Vancouver İstanbul havasına sahip. Kanada'nın en ılıman iklimlerinden birine sahip. -5'in altında çok nadir iniyor. Kışın sonuçta şeyde kar yılda bir kere belki bir hafta süren anca hani kar görülebiliyor. İstanbul gibi baharlarda biraz daha yağışlı ama onun dışında daha ılıman bir havaya sahip. Bu neden önemli? Sadece soğukla boğuşmanıza engel olmuyor ılıman bir havaya sahip olması ama sosyal hayat çok canlı Vancouver'da. Havanın ılıman olması nedeniyle. Çünkü muhakkak Demir Bey de yaşamıştır. Hani Ontario'da insanlar soğuktan hemen işini halledip yeraltı şehirlerinden eve dönmeye çalışırken Vancouver'da insanlar plajlarda, barbekü partilerinde, kafelerde, restoranlarda biraz daha sosyal hayatı daha aktif diyebilirim. Sonuçta Toronto çok büyük bir şehir olduğu için tabii ki o -20'lere rağmen devam eden bir hayat var ama Vancouver'da yıl boyu en üst düzeyde sosyal hayat. Bu da metro kurmayı biraz daha kolaylaştırabiliyor. Hem Toronto'ya göre daha küçük olduğu için öğrenciler çok daha çabuk adapte olabiliyor. Özellikle eğitim sonrasında iş bulma açısından network kurmak isteyenler için çok daha kısa sürede network kurma imkanına sahipler Vancouver'da. Ama bana göre Vancouver'ın en öne çıkaran özellik eğitim ve kültürel yapısı. Çünkü Toronto, İstanbul gibi her türden insanı barındırıyor. Eğitim seviyesi, kültür seviyesi, maddi seviyesi çok farklı seviyelerde insan bulunabiliyor. Ama Vancouver'da genelde eğitim ve kültür seviyesi çok daha yüksek. O yüzden ben genelde Vancouver'u şöyle tanımlıyorum. İstanbul'un havası İzmir'in kafası diyorum. İzmir'e benzetiyorum biraz. Mentalite ve yaşam tarzı olarak İzmir'e daha benziyor. Biraz daha doğayla iç içe yaşamdan zevk alan insanlar. O yüzden şehir seçerken buna da dikkat edin. Sonuçta 4 yıl okuyacağınız bir şehir sonuçta size hem büyük şehrin tüm imkanını sunan ama biraz daha yaşam kalitesi üst düzeyde olan bir şehir derseniz bir de çok da soğuk olmasın isterseniz Vancouver bu anlamda uygun bir şehir olacaktır açıkçası. Ama bizim biraz sonra anlatacağım. Bizim okulumuz geleneksel üniversite yapısından biraz daha farklı. Yani akademik kariyer düşünen öğrenciler için çok uygun bir okul değiliz aslında. Biz daha çok
bu eğitimden sonra iş hayatına atılmak isteyen öğrenciler için uygunuz. Daha business school diyebileceğimiz bir okulunuz açıkçası. O yüzden de bulunduğumuz şehrin iş imkanları da çok önemli bizim için. Vancouver bu anlamda da çok güzel iş imkanları sunan Kanada'nın en çeşitli ekonomisine sahip şehirlerinden biri açıkçası. Ve 2013'ten bu yana her yıl artış gösteren bir ekonomik büyümeye sahip. Çünkü dönem dönem hem Kanada'daki bazı şehirler, eyaletler hem tüm dünyadaki ülkelerde ekonomik krizler, gerilemeler söz konusuyken Vancouver sürekli büyüyen bir ekonomiye sahip. Bu nedenle de 2028 sonuna kadar 903 bin ortalama yeni iş açığı bekleniyor. Ve Kanada'nın şu an yaptığı istatistiklere göre de kendi genç nüfusunun bu iş gücü açığını karşılaması mümkün değil. En azından %60'lık bir bölümünü karşılayabilmek için göçmenlere ihtiyacı var. Bu da ne demek? Siz şu an eğitim alırken, eğitim alacağınız üniversiteye karar verirken şu anki durumdan çok bundan bir 4-5 yıl sonraki ekonomik durumu da değerlendirmeniz gerekiyor, göz önüne almanız gerekiyor. Vancouver bu anlamda da çok fazla iş imkanı sunan bir şehir açıkçası. Çünkü aynı zamanda Kuzey Amerika'nın da en büyük limanına ve lojistik ağına sahip. Çok hızlı büyüdüğü ve göç aldığı için inşaat sektöründe de çok fazla iş imkanı var. Biyoteknoloji, IT, yazılım, işte oyun sektörü gibi birçok alanda yine güzel iş imkanları var. Binlerce çalışanı olan büyük yazılım firmaları var Vancouver'da yine. Ericsson, IBM, Intel, Kodak, Microsoft, Nokia gibi birçok dünya devine ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda film, medya veya yapımcılıkla ilgili öğrenciler için de uygun. Çünkü Kanada'nın Hollywood'u diye geçer Vancouver genelde. Hani ilgili olan öğrenciler biliyordur muhakkak. Her sokak başında bir film çekimine veya bir ünlüye rastlama şansınız olabiliyor. Bu da tabii ki iş odaklı düşünen öğrenciler için veya mezun olduğum zaman Vancouver bana neler sunabilir diyen öğrenciler için önemli istatistikler açıkçası. Sizin var mı bununla ilgili bir yorumunuz Gülter Hanım? Eklemek istediğiniz? Vallahi biz hayran hayran dinliyoruz sizi. Evet. Güzel anlattınız. Şimdi bir sürü sorular da geliyor tabii. Başvuru şartlarıyla ilgili çok fazla soru gelmeye başladı. Çok uzun uzun da vaktimiz yok biliyorsunuz. Evet. Şimdi zaten ben önce bölüm ve bizde çünkü dediğim gibi geleneksel bir üniversite olmadığı için o kısmını anlatayım hatta öğrencilere. Hani bizde yüzlerce bölüm yok zaten. O yüzden hani o kısmı daha kısa olacak. Öğrenciden önce şehirle ilgili de doğru bir tercih yapmalarından emin olmak istiyorum. Neden Vancouver sorusunun bir diğer cevabı bu bana göre. Burası downtown Vancouver. Burası residential area dediğimiz hani yaşanılan bölge. Biz dediğim gibi geleneksel üniversite değiliz dedik. Ne demek bu? Biz iş odaklı bir üniversiteyiz. Diplomalı işsizler kervanına bir yenisini daha eklemek istemiyoruz. Çünkü ne kadar idealist olursanız olun, nihayetinde herkesin ortak bir amacı var. Akademik kariyer düşünmüyorsanız eğer iyi bir işe girebilmek. Ve bu işe girebilmek hele ki yabancı bir ülkede düşünüyorsanız eğer üniversitenin size iş hayatına hazırlaması ve belli network imkanları sunması gerekiyor. Bu yüzden biz yüzlerce bölümü olan, on binlerce öğrencisi olan, devasa kampüsleri olan bir üniversite değiliz. Biz şehir merkezindeyiz. Kampüslerimizden biri tam burada London Building diye adı geçen bir kampüsümüz. Vancouver'ın en tarihi binası, kime sorsanız gösterebilecek bir bina. Diğeri de yeni kampüsümüz Temmuz ayında açılıyor. Yeni kampüsümüz ve Temmuz ayından itibaren öğrenciler eğitimle, örgün eğitime başlayabiliyor. Biliyorsunuzdur belki Vancouver'da, British Columbia'da hatta pozitif vakalar çok daha düşük oranda. Ölüm sayıları çok daha düşük oranda. O yüzden Vancouver'da hayat çok daha erken normale döndü şu an ve biz Temmuz ayı itibariyle de kampüs içi eğitimlere başlayacağız. Da gördüğünüz gibi kampüs direkt sahil şeridinde, hemen kumsala yürüyüş mesafesinde birçok güzel imkan sunan bir kampüsümüz var. Buradan da görebilecekler bu üstü çimli olan binalar, eğitim alacakları binalar. Bünyesinde alışveriş merkezi, işte kütüphanesi, spor merkezi, iş merkezi gibi birçok farklı imkanı bir arada bulunduran bir konsept. Şehir merkezinde, çünkü biz iş hayatını hazırlayan bir üniversiteyiz. Şehir dışında izole bir kampüste eğitim aldığı zaman öğrenciler devlet part-time çalışma izni veriyor okurken ama bunu değerlendirmek için sınırlı imkanları olabiliyor.
Niye? Çünkü sadece kampüsteki kütüphanede, kafeteryada çalışabiliyorlar. Ama şehir merkezinde olduğumuz zaman özellikle ilk yılın sonunda daha kalifiye işlerde, büyük şirketlerde part-time çalışma şansı elde edebiliyorlar. O yüzden hem merkezde ama hem de kampüs havasında bir binamız var. Ve ödüllü bir proje. Teknolojik anlamda altyapısı çok güçlü bir okuluz zaten. IBM, Salesforce, Microsoft ve Tableau gibi dünya devi şirketlerle ortak şeylerimiz var. Ders içeriklerimiz üretiliyor ve tüm öğrenciler işletme programlarında dahi olsa teknik anlamda da altyapıları güçlü olarak eğitim alıyorlar, mezun oluyorlar. Ortalama 3400 öğrenci kapasiteli bir kampüs bu. Tüm işletme programlarımız ACBSP onaylı ve AACSP üyeliğine sahip. Bunlar işletme programlarının tüm dünyada akredite eden hani şeyler açıkçası. Kısaca hani vaktimiz dar diye biraz hızlı geçiyorum. Neden University Canada West dersek bölümlere geçmeden önce, bir dediğim gibi öncelikle amacımız bizim öğrencileri iş hayatına hazırlamak. Bunu yapmak için öncelikle modern bir müfredata sahibiz. Geleneksel üniversite sistemindeki gibi teoriye dayalı değil, daha pratiğe dayalı bir eğitim veriyoruz. Uygulamalı derslerle, stajlarla desteklenmiş bir eğitim. Diyelim ki pazarlama dersi alacaksınız. Pazarlamanın tarihçesi, tanımı gibi değil, hemen bu case study dediğimiz vaka çalışmalarıyla, gruplara ayrılarak, sen Coca-Cola'nın pazarlama ekibisin, sen Pepsi'nin, Türkiye'de şöyle bir sorun var, nasıl çözersiniz gibi. Öğrencinin pratik zekasında kullanabileceği eğitim tarzı. Türk öğrencisi genelde sevdiği bir eğitim tarzı. Hocalarımızın da hepsi iş hayatının içinden geliyor bu yüzden. UBC Simon Fraser gibi top okullarda da ders veren ortak hocalarımız var. Hepsi PhD'si, doktorası olan hocalar. Ama iş hayatında içinden gelen hocalar. O yüzden biraz daha dediğim gibi alıştığımız eğitim sisteminden farklı, daha küçük sınıflarda hocalarla daha fazla iletişime geçebilecekleri daha esnek yapıda bir eğitim sistemi var. Tabii bir de Türk öğrencilere özel burslarımız, indirimlerimiz seni cazip hale getiriyor. Ben hemen programlara geçeyim, sonra diğer şeylerden bahsedeyim isterseniz. Biz bir hani klasik eğitim vermiyoruz dediniz ama aslında son dönemde öğrencilerimizin aradığı şey de bu. Yani birebir pratik olarak ve mesela benim için bence de çok önemli. Sektördeki zaten işveren konumundaki insanların gelip onlara ders veriyor olması belki 1-2 yıl sonra onlarla birlikte çalışma şansı elde etmelerini de sağlıyor. Bunu yaşayan çok öğrencimiz oldu. O yüzden bence hani bunu daha pozitifmiş gibi düşünmek gerekiyor ki öyle iş hayatı için. Oturup dediğiniz gibi pazarlamanın tarihçesini öğrenmek artık gençlerimiz için de biraz vakit kaybı oluyor. Onlar bir an önce öğrenip sektörün içinde yer almak. Hatta üniversitede okurken de mesela istisnasız bize gelen tüm öğrencilerin sorusu bu. Üniversitede okurken de çalışabilir miyim? Bununla ilgili yeteri kadar vaktim olacak mı? Siz aslında bununla ilgili çok güzel bir imkan sağlıyorsunuz. O benim hani en önemsediğim konulardan biri. Kesinlikle. Çünkü öğrenciler istesmez lisedeyken daha idealist düşünebiliyorlar. Çünkü dünyayı daha toz pembe görebiliyorlar. Gerçi yeni nesil bizim zamanımıza göre daha bilinçli. Hani evet onlar çok daha bilinçli ama ben kendi adıma söyleyeyim. Ben iktisat okudum ve tamamen bankacı olacağım, finans alanında çalışacağım diye hayallerle okudum. Ama ikinci yılın sonunda 2 yıl boyunca öğrendiğimiz tüm bilgilerin sadece teoride ve asla uygulanamaz olduğunu öğrenmek benim en büyük hayal kırıklığımdı açıkçası. Çünkü hiçbir şekilde iş hayatta kullanamayacağımız bilgiler olduğunu bilmek insanı motive etmiyor doğrusu. Ve mezun olduğum zaman da bankadan içeri girer girmez koşarak kaçtım açıkçası. 6 ay zor dayanabildim. O yüzden Kanada'daki üniversitelerin bir diğer avantajı da zaten öğrencinin de hangi alana yönelmek istediğini de belirleyebiliyorlar. İlk 2 yıl genelde dersler ortak biliyorsunuz. O yüzden bölüm değiştirmek, başka üniversiteye geçmek de çok kolay. Ve mümkün olduğunca dediğiniz gibi öğrencileri hani aldığı bilgi veya bir derste çalışıyorsa onu boşa çalışmıyorum. Sırf hoca için değil, kendim için çalışıyorum. Çünkü mezun olunca bunu iş hayatında kullanacağım diyebilmesi çok önemli. Çünkü Türkiye'nin şu anda bence en büyük sorunu öğrenciler mezun oluyor. Belki çok iyi üniversiteden ama iş hayatıyla ilgili hiçbir gerçek bilgiye sahip değil. İşveren için bu büyük bir sorun. Çünkü tamam iyi bir üniversiteden mezun oldu diye yatırım yapacak, iyi bir maaş verecek ama iş bilmiyor.
Sonuçta ondan bir karşılık alamayacak. Belli bir süre yatırım yapması, eğitim vermesi gerekiyor. O yüzden arada ciddi bir hani her iki tarafta sonuçta memnuniyetsiz kalıyor. Biz bunun tam tersi, öğrenci iş hayatına hazır olarak başlasın. Kariyer merkezimizin desteğiyle eğitim süresinde de part-time çalışsın. Mezun olmadan full-time işini bulabilsin. Hani bunlara hazırlıyoruz ki öğrenci hem eğitim alırken hangi alanda çalışmak istediğine karar veriyor, daha doğru kararlar verebiliyor, hem de iş hayatına hazır bir şekilde mezun oluyor. Bu gerçekten önemli. Bizdeki zaten lisans programları o yüzden daha çok işletme ağırlıklı. En popüler programımız ticaret lisans programı. Bu işletme, iktisat ve uluslararası ticaretin karışımı bir program. Daha çok zaten hani Cemil Bey de muhakkak denk gelmiştir. Bachelor of Commerce dediğimiz bir degree veriyor ve Kanada'da gerçekten popüler bir program. Türkiye'de halen işletme ve benzeri programları okuyan çok öğrenci var ama Kanada'daki kadar etkili değil. Kanada'da gerçekten işletme, ticaret mezunu olmak bir avantaj. Çünkü iş hayatına daha hazır olduğunuz anlamına geliyor. Bunu hele ki bizim gibi daha modern ve uygulamalı bir üniversitede aldıysa bu eğitimi, çoğu üniversite için tercih, işveren için tercih sebebi olabiliyor. Bu lisans programı da 4 yıl süren bir program. Burada göreceğiniz gibi birçok farklı ders var ama önemli olan bir ayrıntıyı belirtmek istiyorum. Son yıl gördüğünüz gibi çok az ders var. Daha çok proje dersleri var. Çünkü üniversite istiyor ki 3 yıl boyunca öğrendiklerini son yıl tamamen bu stajlarla proje dersleri de uygulasınlar. Öyle mezun olsunlar iş hayatına hazır olarak. Çünkü ders şeyleri yoğunken dediğiniz gibi Gülten Hanım, öğrenci part-time işe çok zaman ayırmak istemiyor. Derslerine odaklanmak istiyor. Veya daha basit işleri tercih ediyor. Çok kalifiye işleri tercih etmiyor ki derslerine zaman ayırayım diye. O yüzden son yıl daha az ders alıyorlar ki daha sorumluluk gerektiren, daha kalifiye, daha profesyonel işlerde çalışsın öğrenci. Hem daha fazla kazansın hem de gerçek iş hayatına bir adım atmış olsun ki mezun olur olmaz oradan devam etsin açıkçası. Bu da öğrencilerin çok beğendiği özelliklerden biri. Bir diğer programımız da işletme iletişimi lisans programı. Bu da açıkçası Türkiye'de hani çok fazla talep alan programlardan biri. Çünkü az önce bahsettik ya, yeni nesil biraz daha farklı geliyor. Daha interaktif bir nesil, daha sosyal medyaya, internete hakim bir nesil geliyor. Eskisi gibi aman şu bölümü oku deyince okuyan bir nesil yok. Farklı düşüncelere sahip. Sosyal medya yöneticiliği gibi meslek türedi mesela. YouTuber'lık gibi meslek türedi. YouTuber olmak isteyen, influencer olmak isteyen öğrenciler var. Kitlesel iletişim çok büyük bir önem kazandı artık hani iş dünyasında. Ama bir yandan da sosyoloji, psikoloji gibi bölümleri okumak isteyen öğrenciler var. Daha idealist öğrenciler var. Bunların hepsinin ortak noktası anne babaları öğrencilerin iş bulmaları konusunda endişe yaşıyorlar. Çünkü bu bölümler iş bulması biraz daha zor olan bölümler. Neden? Çünkü sosyal medya yönetmenliği vesaire gibi bölümler yeni olduğu için sosyoloji, psikoloji gibi bölümler de iş alanları daha dar olduğu için University Kanadası bu anlamda çok inovatif bir yaklaşımla tüm bu bölümleri birleştiren bir program hazırlamış. Antropolojiden psikolojiye, sosyolojiye insanı tanıyabilecekleri birçok dersi de alıyorlar. Ama bunu görsel medya, iletişim gibi, sosyal medya gibi birçok ilgi duydukları alanla ve işletme dersleriyle birleştiriyorlar ki büyük şirketlerin kitlesel iletişiminden sorumlu olabilecek reklam sektöründe veya işte yayıncılık sektöründe ya da halkla ilişkiler alanında çalışabilecek yeni nesil liderler yaratmak için açıkçası uygulanmış bir program. Bu da Türkiye'de genelde daha sosyal programlarla ilgilenen öğrenciler için çok daha fazla talep görüyor. Bir de ön lisans programımız var. Bu kim için uygun olabilir? Çünkü şu an liseden yeni mezun olabilirsiniz veya bu yıl mezun olacak olabilirsiniz. Ama hangi bölümü okumak istediğinizde henüz karar verememiş olabilirsiniz. Ön lisans programı genel bir program. Çünkü dedim ya Kanada'da ilk iki yıl dersler genelde ortak. O yüzden bu şeyde iki yıllık programda birçok farklı bölümden ders alabiliyorsunuz.
İster işte laboratuvar veya işte beşeri bilimler, ister işte sosyal bilimler veya bilgisayar bilimi, matematik gibi, edebiyat gibi farklı alanlardan seçmeli ders hakkınız var. Bu programda çok sıkı bir guidance alıyorsunuz. Rehber öğretmenleriniz sizin gerçekten hani ilgi duyduğunuz alan ne, yetenekli olduğunuz alanlar ne, bunları belirleyip size bölüm konusunda destek oluyorlar ve yol gösteriyorlar. British Columbia'da 1400'den fazla programla kredi transfer anlaşmamız var. Çünkü BCCAT akreditasyonumuz var. Aynı zamanda Ontario ve Alberta'da birçok üniversiteyle kredi transfer anlaşmamız var. Öğrenciler on binlerce öğrenci arasında kaybolup yanlış bir bölümde okumak yerine, 2 yıl okuduktan sonra pişman olmak yerine baştan böyle bir bölüm seçebilirler. Ve bu bölüm sonrasında tam olarak ne yapmak istediklerine karar verip ona göre transfer olabilirler. Ya da direkt iyi bir üniversiteye girecek kadar, bölümde bir üniversiteye girecek kadar ortalaması yüksek değilse bize gelip ortalamasını yükseltip sonra geçiş yapabilirler. Bu kolej mantığı gibi 2+2 şeklinde, ama bunu bir üniversite bünyesinde yapmış olabilirler en azından. Bu büyük bir avantaj onlar için. Bir diğer avantajı şu: bazı öğrenciler de, özellikle Avrupalı öğrenciler bunu çok yapıyor. 2 yıllık ön lisans programına geliyor. 2 yılı bitirdikten sonra devletin verdiği o 3 yıllık çalışma iznini alıyor. 1 yıl çalışıp göçmenliğini alıyor. Göçmenliğini aldıktan sonra lisansını tamamlıyor. Çünkü bu sefer Kanadalı öğrencinin ödediği ücretlerle, domestic fee ile ödeme şansına sahip oluyor. Hem de göçmenliği garantilemiş oluyor artık. Ve iş hayatına girip de bölümünü seçmiş oluyor. Bu da bir avantaj. Bunu da değerlendirebilir öğrenciler açıkçası. Diyelim başvuru koşullarına. Normalde Yunus Kanada Vest olarak biz dediğim gibi biraz daha işletme ağırlıklı bir bölüm olduğumuz için başvuru koşullarımız biraz daha esnek bu konuda. Özellikle Türk öğrenciler konusunda. Çünkü çoğu üniversite gibi her üniversitede Hintlisi, Çinlisi, işte Korelisi, Japonu istemedikleri kadar var. Ama Türk öğrenci oranı o kadar fazla değil. Bu yüzden Türk öğrencilere karşı biraz daha esnekler not ortalaması konusunda. Çünkü biliyorlar ki Türk öğrencilerin büyük çoğunluğu daha sosyal, daha kolay adapte olabiliyor, uyum problemi yaşamıyor. O yüzden normalde burada C ve üzeri ortalaması olan, yani normalde 75 ve üzeri ortalaması olan bir öğrenciyi kabul edebiliyoruz lisans programlarına. Ve öğrenci biliyordur zaten ama hatırlatalım, Türkiye'de üniversite sınavına girme zorunluluğu yok. Türkiye'deki herhangi bir sınavla ilgisi yok Kanada üniversitelerinin. Sadece sizin lise not ortalamanıza bakıyor ve başka sosyal, kültürel aktiviteleriniz, başarılarınız varsa bunları değerlendiriliyor. Hani bu güzel bir avantaj ve ortalaması yüksek olan öğrenciler için de lisans programında 20 bin dolara varan burs seçenekleri var. Türkiye'de genelde sonuçta IEC aracılığıyla gelen öğrencilerde de hani gerçekten başarılı, güzel ortalama olan öğrenciler olabiliyor. O yüzden güzel burs oranlarıyla kabul alma şansına sahipler. IELTS İngilizce konusunda da IELTS'te 6.5 seviyesinde minimum olmalarını istiyoruz. Ama şu an diyelim ki tamam İngilizceniz iyi ama elinizde bir IELTS TOEFL skorunuz yok. Herhangi bir İngilizce belgeniz olmadan başvuru yapabiliyorsunuz, şartlı kabul alabiliyorsunuz. Diyelim ki Eylül 2020 döneminde başlayacaksınız ki bizim Ekim'de başlıyor bu yıl dönemlerimiz. Ekim 2020'ye kadar bize IELTS 6.5 seviyesinde olduğunuzu belgelediğiniz takdirde direkt bölümünüzde başlayabiliyorsunuz. Veya şu an var IELTS'iniz, TOEFL'ınız ama IELTS 5.5 var diyelim. Onunla yine şartlı kabul alabiliyorsunuz. Önden hazırlık alabiliyorsunuz bizde. Veya yine hazırlık eklendi program öncesine ama siz Ekim'e kadar yine o İngilizcenizi ilerlettiniz, hazırlığı atlayacak seviyeye geldiniz. Hazırlığı kaldırabiliyorsunuz. O konuda çok esnek çünkü İngilizce üniversiteler için iyi ya Şengülten Hanım. İngilizce üniversiteler için önemli bir kriter değil aslında. Araç çünkü. Daha çok akademik ortalamanıza bakıyor, akademik başarınıza bakıyor. Siz İngilizceyi hani o 6.5 seviyesi olduğunu gösterdiğiniz anda veya bizim hazırlığımıza gelmeyi kabul ettiğiniz anda olay bitmiş durumda. Bu güzel bir avantaj.
Zaten baktığınızda Sibel Hanım, Türkiye'de liseden mezun olan öğrencilerimiz 5,5'u falan çok rahat alabiliyorlar. Dolayısıyla kesinlikle. Biraz zaten çalıştıklarında 6-6,5'u alabiliyor olmaları çok kolay hale geliyor. Bu konuda çok fazla örneğim var. Olamasa bile dediğiniz gibi bir dönem zaten öğrenci orada hem yaşayıp hem de akademik dersleri aldığı için çok rahat aslında 6,5 ve üstüne çok çok rahat bir şekilde çıkabilir. Bu hep böyle biraz kesinlikle göz korkutucu bir şeymiş gibi düşünülüyor ama yok, aslında değil. Değil. Hatta zaten çok iyi bir örnek. Ne kadar hızlı gelişim gösterdiğini o da bizimle paylaşabilir aslında, değil mi? Sen nasıl bir seviye gitmiştin ve nasıl ilerlemiştin? Birazcık anlatabilir misin bize? Kesinlikle. Ben ilk Amerika'ya gittiğimde yani çok dillere destan denebilir bir İngilizcem yoktu aslında. Yani hani arkadaşlarım hatta bana yardım ediyorlardı dersi anlamamda, dersi yakalamamda ilk başlarda. Ama ondan sonra öyle bir dönem geliyor ki diyorsunuz ben İngilizce konuşuyorum. Yani televizyon İngilizce, filmler İngilizce, altyazı yok. Yani anlıyorsunuz bir yerden sonra ve kendiniz bile şaşırıyorsunuz artık ki vay be, yani ben artık Türkçe gibi İngilizceyi de anlayıp konuşabiliyorum. Ve aynı zamanda hem Sibel Hanım'ın hem Gülten Hocam'ın da dediği gibi gerçekten IELTS skoruna çok stres yapmayın. Gerçekten onların da dediği gibi 5,5 seviyesinde en az oluyor genelde Türk öğrenciler. Ben de öyleydim. 6,5'u almak veya 6,5'un da yukarısını alabilirsiniz. Yani kendinize gerçekten güvenin bu konuda. Çünkü IELTS aslında zaten öyle bir sistem ki yani doğru şekilde çalıştınız mı gerçekten çok yüksek notlar alabilirsiniz. Önemli olan doğru şekilde çalışmak sınava gerçekten. Bu konuda zaten öğrencilerimizi bir en başta seviye tespit sınavına dahil ederek seviyelerini görüyoruz. Bir online sınava tabi tutuyoruz onları. O seviyeye göre hedeflediğimiz üniversiteler hangileri ise nasıl bir çalışma yapmamız gerekiyor? Hangi alanda ilerlememiz gerekiyor? Belli noktalarda ders almamız gerekir mi? Hatta gerekiyorsa kaç saate kadar ince detayına inerek öğrencilerimizle birebir çalışıyoruz zaten. Fast track sistemine göre bu süreci ilerletiyoruz. O yüzden hani A'dan Z'ye, en başından en sonuna yapılacak tüm adımlar, mevcut durum ve hedeflemeler doğrultusunda zaten biz öğrencilerimizi ve ellerimizi yönlendiriyor olacağız. Bu konuda herhangi bir kaygıları olmasın. Buyurun Sibel Hanım, söz sizde evet, tekrar. Kesinlikle ben de katılıyorum ama burada bir ekleme daha yapayım. Bu koronavirüs sürecinin bir artısı daha oldu. Biliyorsunuz birçok üniversite Duolingo sınavını da kabul etmeye başladı. Ben kendim de denemek için girdim sınava. IELTS'e göre gerçekten biraz daha sorular kolay değil ama sistem kolay bence. Ve birçok Türk öğrencimiz de daha kolay bulduğunu söyledi. Daha IELTS'e göre rahat hani alabildiklerini söyledi. Hani en azından bu IELTS merkezleri kapalı olduğu dönemde Duolingo sınavında deneme imkanına sahip öğrenciler hani eğer isterlerse. Ama IELTS tabii ki her zaman için öncelikli tercihimiz açıkçası. Ama öğrenciler hiç korkmadan şey yapabilirler. Hazırlanabilirler. Eminim ki zaten hani Gülten Hanım ve ekibi de çok güzel size yol gösterecekler, destek olacaklar bu konuda. O yüzden İngilizceyi dert etmeyin. Akademik olarak kabul alabilecek seviyede olduktan sonra eğitim başlayana kadar o seviyeye çok rahat gelebilirsiniz. Gelemediğiniz zaman da hani hiçbir şeyin sonu değil. Çünkü Kanada'da Türkiye gibi değil hazırlık eğitimleri. Burada bir puanla bile kaçırsanız, hazırlığı atlayamasanız bir yıl hazırlık eğitimi alıyorsunuz. Kanada'da seviyenize göre sadece 3 aylık hazırlık da alabilirsiniz. Hani tam direkt başlayacak seviye değilsiniz. IELTS 6'da kaldınız diyelim. 6,5 alamadınız. 3 aylık bir hazırlık alırsınız. Bu ülkeye, şehre de alışmak için güzel bir adaptasyon süreci de olabilir. Yani o yüzden çok korkulacak bir şey değil. Kesinlikle. Onu tekrar belirtelim. Gerçekten. Yani bir yıl hazırlık okumak zorunda kalmamak, istenilen seviyeye evet, ulaştığı anda bölüme geçebiliyor olmak çok eşsiz bir fırsat. Evet, çünkü öğrenci için çok büyük bir motivasyon kaybı açıkçası. Çünkü İngilizcesi var, tekrar baştan başlamak vesaire hani zaten yıllardır yaratabiliyor. Tabii çoğu öğrenci zaten ilkokuldan beri aynı konuları tekrar tekrar görüyorlar zaten hani sürekli. O yüzden bunu tekrar hani görmek gerçekten de yeni bir ülkede ailesinden ayrı, evinden ayrı tam o alışma döneminde böyle bir şeyle karşılaşmak çok büyük motivasyon kaybı oluyor. Ama onun yerine bizim okulumuzda seviyeleri neyse oradan başlıyorlar. Ki biz Türk öğrenciler olarak şanslıyız biraz daha. Aksanımız daha anlaşılır olduğu için, daha aksansız konuştuğumuz için daha da çabuk hani ilerletiyoruz İngilizceyi aslında. O yüzden korkmasınlar kesinlikle.
Ben şimdi burada şeye dönmek istiyorum. Kariyer o acelene dönmek istiyorum açıkçası. Çünkü iş odaklı bir üniversiteyiz dedik ama hani ne sunuyoruz bununla ilgili biraz ondan da bahsetmek istiyorum çok kısaca. Vaktimiz var mı? Aslında süremizi şu anda aştık. Biraz Öyle mi? ücretlerle ilgili çok fazla soru geldi. O kısmı yanıtlıyorum Tamam. O zaman rica iki cümleyle buraya geçip ücretlere geçiyorum o zaman. edeceğim. Şunu bayadan bahsedeyim. Sonuçta iş odaklı bir üniversite olduğumuz için bizim rankingimiz mezunlarımızın işe giriş oranı. Çünkü biz akademik makaleler yayınlayan bir üniversite değiliz. Bizim o yüzden rankingimiz o mezunlarımız ne kadar kolay iş bulabiliyorlar, ne kadar kısa sürede iş bulabiliyorlar. Bu önemli. Bunu sağlamak için ilk günden itibaren işte CV hazırlamak, işte mülakat teknikleri ve öğrenci part-time işine dahi olsa nasıl bir yol izlemeli bununla ilgili bilgi veriyoruz. Güzel olan şey mezunlarımızın %100'ü mezun olduktan sonra 6 aydan kısa süre içerisinde full-time iş bulabilmekte. Bu bizim en büyük gurur tablomuz açıkçası. Çünkü şu anda Kanada'daki en yüksek oran açıkçası. %91 de bizim de bir oran. Yeni %100'e çıkarabildik. %88'i mezun olduktan sonra 3 ay içerisinde, %67'si ise bir aydan bile kısa süre içerisinde full time işe yerleşmişler. Neredeyse mezun olur olmaz. Bu yüzden önemli bir kriter. Çünkü son yıl dedim ya daha full time kalifiye işlerde çalışmanı destekliyoruz. Bunun çok büyük bir etkisi var. Ve çalıştıkları şirketler arasında Siemens'ten Apple'a veya Teras'tan RBC'ye kadar, Nestle'den Walt Disney'ye kadar birçok farklı alanda, sektörde birçok dünya devi hani şirketler var açıkçası. Buradan hemen şeye geliyorum. Ücretlere geliyorum. Evet, lisans programlarının 4 yıllık toplam ücreti 69.600 dolar. Yıllık ortalama 17.500 dolara geliyor. Neden 4 yıllık toplam olarak veriyorlar? Çünkü ders başına, kredi başına ücret ödüyorsunuz Kanada'da. Ve siz yıllık ödeyeceğiniz ücreti aldığınız derslere göre artırıp eksiltme şansına sahipsiniz. Ama ortalama standart ders programını seçerseniz yıllık 17.500 Kanada doları eğitim ücretiniz var. Ama Türk öğrencilere özel 20 bin dolara varan burslarımız var. Bu bursları neye göre veriyorlar? Bir, not ortalaması tabii ki en önemli kriter bu. Not ortalamanız ne kadar yüksekse, özellikle son yıllardaki not ortalamanız ne kadar yüksekse, bölüm dersleriniz ne kadar yüksekse, hani bölüm ders derken hani, daha matematik veya işte hani fizik, kimya gibi ana dersleriniz ne kadar yüksekse, ona göre burs alma şansınız artıyor. İkinci kriterde sosyal veya kültürel, sportif herhangi bir artınız, başarınız varsa, yurt dışında katıldığınız projeler veya kurslar varsa bunlara da bakıyor. Çünkü iş odaklı bir üniversite olduğumuz için daha sosyal ve kendini ifade edebilen öğrencileri de arıyor. Çünkü bazen öğrencilerimiz oluyor, hani ortalaması kapasitesini gösteremeyebiliyor. Ortalama daha düşük oluyor ama çok renkli bir CV'ye sahip olabiliyor. Bu öğrencilere de verebiliyoruz. 20 bin dolarlık burs alırlarsa eğer yıllık 12.500 Kanada dolarına düşüyor. Amerikan dolarına vurursak neredeyse 8.400, 8.500 Amerikan doları. Türkiye'de çoğu vakıf üniversitesi bile bu fiyatlarda açıkçası. Yani o anlamda gerçekten çok ekonomik. Çoğu kolejden bile daha uygun fiyatta olan bir okul. O yüzden özellikle işletme, ticaret, iletişim gibi alanlarda eğitim almak isteyen öğrenciler varsa hiç düşünmeden University Canada West'e başvuru yapmalarını öneriyorum. Çünkü bir de güzel bir haber, şu anda ICE aracılığıyla başvuru yaparsanız zaten ücretsiz başvuru yapma şansına sahipsiniz. Üniversite başvurularımızı şu anda ücretsiz olarak yapabiliyorsunuz ICE aracılığıyla ve şu anda başvuruyu ücretsiz olarak yapıyorsunuz. Okuldan bir offer letter geliyor. O offer letter'da kabul alıp almadığınız, ne kadar burs aldınız bunu öğreniyorsunuz. Ondan sonra depozito ödemenizi yapıp eğitimize başlayabiliyorsunuz. Şu an Ekim 2020 için başvuru alıyoruz. Bu O konuda yüzden işte. ben ilk bir bilgi vermek isterim. Tabii. Çünkü belki hani konunun detayını bilmeyenler olabilir. Normalde yurt dışındaki çoğu üniversitelere başvuru yaptığınızda sizden bir application fee alırlar. Bu üniversitelere göre değişir ama hani minimumda aşağı yukarı 400-500 dolardan başlayan rakamlardır bu. Dolayısıyla bizim üzerimizden gelecek öğrencileri bunu ücretsiz yapıyor olmanız bence çok güzel bir şey. Teşekkür ediyorum da burada herkesin huzurunda. Rica ederim.
konuda daha da fazla başvuru alacağımızı düşünüyorum bu avantaj sayesinde. Çünkü çok ciddi bir rakam gerçekten bakıldığında. Teşekkürler. Ve evet, estağfurullah. Hani biz de bu süreçte öğrencilerimize bir nebze de olsa destek olmak istedik açıkçası. İngilizce yeterliği de bu anlamda yeni bu koronavirüs sürecinde alınan bir karar aslında. Çünkü biz normalde minimum IELTS 5 ve üzeri belge sunamayan öğrenciye şartlı kabul vermiyorduk. Hani hiçbir İngilizce belgesi göstermeyen öğrenciye şartlı kabul vermiyorduk ama bu COVID-19 sürecinde bu sınava giremeyen test merkezleri kapalı olduğu için skorunu elde edemeyen öğrencilere destek olmak adına böyle bir kolaylık sağladık. O yüzden öğrencilere şunu da belirtmek istiyorum. Hani bu dönem aslında çok daha aktif olmaları gereken bir dönem. Çünkü herkes gibi salgının sona ermesini beklerlerse çok geç kalmış olabilirler. Çünkü şu an çok kolay değil mi? Normale kıyasla baktığınızda. Hem o yönden kolay hem de önümüzdeki hani, dönemler için, yıllar için çok büyük bir patlama bekleniyor. Çok büyük bir yoğunluk bekleniyor. Biz birkaç hafta önce üniversiteler biriyle bir toplantı yaptık. Diğer üniversiteler de aynı fikirde. Çünkü herkes şu anda başvurularını erteliyor, bekliyor. Salgın tamamen bittikten sonra başvurularını yapmayı planlıyorlar belki. Ama bu sefer ne olacak? Yığılma olduğu zaman bir üniversiteye 100 kişi başvuruyorsa 500 kişi başvuracak. Normalde atıyorum yüzlerinden 80 ile kabul ederken 90 ile bile kabul etmeyecek belki. Çünkü ne kadar yüksek ortalamalı öğrenci varsa onları tercih edecek veya burs veriyorken vermeyecek. O yüzden şu anda daha aktif olan öğrenciler, karar verip plan yapan öğrenciler krizi fırsata çevirebilen öğrenciler olacak. Özellikle zaten Ekim 2020'de başlamak isteyen öğrenciler için zaten çok az seçenek var. Çoğu üniversitenin başvuruları bitti bile. Biz halen kabul verebiliyoruz. O yüzden de güzel bir fırsat. Hani bir yıl daha ertelemek yerine eğer mezun olacaklarsa bu yıl eğitimlerini bir yıl daha ertelemek yerine hemen başlayabilirler Ekim döneminde. Çünkü Kanada'nın Temmuz itibariyle sınavları açması bekleniyor. Ki biz zaten hani Temmuz ayında eğitime başlayacağız. En kötü ihtimalle Ekim döneminde zaten örgün eğitime hani hem Ontario'da hem şeyde geçmesi bekleniyor. En kötü ihtimalle geçiremezse bir dönem online olarak başlayıp sonrasında devam edebilir ama en azından yıl kaybetmemiş, dönem kaybetmemiş olurlar. Bunu da hatırlatalım. Biraz maliyetler demişken Cemil, hazır sen de oradayken bu konuda bize bilgi verebilir misin? Yani sen yurtta mı kalıyorsun, evde mi kalıyorsun, yaklaşık ne kadar harcıyorsun? Bir de mesela aylık bir yaşam maliyeti olarak ne kadar harcıyorsun? Bize bu konuda biraz bilgi verebilirsen. Çünkü çok fazla sorun var bu anlamda. Tabii ki de. Ben şu an normalde ilk sene her zaman yurtta geçirilir. Ama hani hem sosyal yaşantıdan olsun hem üniversiteye daha iyi adaptasyondan olsun. Ben dahi aslında yurtta kalmanızı çok tavsiye ederim. Ama benim ne yazık ki kuzenim burada olduğu için aynı zamanda ben off campus seçeneğini daha verimli olacağını tercih ettim. Yani kampüs dışında yaşıyorum şu an. Ev kiraları olduğunuz yere göre değişiyor Kanada içerisinde. Ama benim alışverişim, yani mutfak alışverişim dahil ortalama 1 ila 1,5 Kanada dolarıyla değişiyor. Ben aynı zamanda çalışıyorum. O yüzden ailemden bu tutarın hepsini de almıyorum aslında. Türkiye'ye göre part-time çalışınca gerçekten iyi bir meblağ kazanabiliyorsunuz burada. Hem okulun ders saatleri bu konuda size çok yardımcı oluyor aynı zamanda. Dışarıda çalışabilme olanağınız oluyor. Yani Türkiye'de de benim üniversite okuyan birçok arkadaşım var. Onların programlarına göre benim programımı kıyaslayınca gerçekten işte bazı günlerim sabahlarım boş, bazıları öğleden sonralarım boş. Ve bu da bana part-time çok kolaylıkla çalışabilme imkanı sağlıyor açıkçası. Off-campus yani kampüs dışında yaşadığım için belki biraz daha ücretli yani pahalı olabiliyor yaşantı şeklim. Çünkü hem mutfak alışverişi yapıyorum hem faturalarımı ödüyorum. Aynı zamanda kiranın yanında. Ama dediğim gibi 1000 ila 1,5 Kanada doları rahatlıkla işimi görüyor aylık olarak. Peki. Burada
ekleyeyim ben. Hani Vancouver'da da açıkçası hani genelde bazen öğrenciler soruyor hani Vancouver'la Toronto kıyaslaması yapıyorlar yaşam maliyetleri açısından. Vancouver çünkü biraz daha zengin bir şehir olduğu için yaşam maliyetlerinin daha pahalı olacağını düşünüyorlar ama değil, Toronto'yla aynı. Toronto'da bizim öğrencilerimiz genelde 1000-1500 Kanada dolarına çok rahat yaşam maliyetlerini karşılayabiliyorlar ki genelde de ortalama 1000-1500 Kanada doları da part-time işleriyle kazanabiliyorlar. Tabii ki bu öğrenciye göre değişiyor, ne kadar yoğun çalışabileceğine göre değişiyor şeyde ama genelde ya İlk yıl aileden yine destek alabiliyorlar yaşam maliyeti için ama ikinci yıldan sonra belki yaşam maliyetine destek bile almadan devam eden öğrencilerimiz de var. Ya da en azından yaz döneminde 3 ay full time çalışıp para biriktiren öğrenciler olabiliyor. Bu tamamen sizin yaşam standartınıza ve ne kadar bütçeye ihtiyacınız olduğuna bağlı. Kimi öğrenci sadece 600-700 dolarlık bir işte çalışıyor. Ama önemli olan Kanada'nın bu imkanı veriyor olması ve part-time işlerin çok daha kolay bulunabiliyor olması ve yaşam maliyetlerinin aslında düşünülenin aksine çok daha uygun olması. Çünkü öğrenci Kanada doları kazandığı için Kanada doları harcayacak zaten orada. O birbirini çok güzel dengeliyor. Yoksa Türkiye'den sürekli gönderip yaşam maliyetini karşılamak tabii biraz daha maliyetli olabiliyor. Ama her öğrenci genelde çalışıyor. Bu güzel bir zihniyet. Çünkü Türkiye'deki arkadaşlarıyla karşılaştırdı Cemil Bey. Türkiye'de çok az öğrenci çalışıyor ve ben buna çok üzülüyorum. Bize MBA programına, yüksek lisans programına gelen öğrenciler oluyor. Bir bakıyorum CV'ye, zorunlu 1-2 staj dışında hiçbir iş deneyimi yok. Gerçek iş hayatıyla ilgili hiçbir hani fikri yok. Ama Kanada'da en zengini bile genelde en azından bir dönem çalışıyor. Bu güzel bir zihniyet açıkçası. Ve şunu da ekleyelim aslında. Kanada'da okullar Türkiye'ye göre çok erken bitiyor dönemsel olarak. Mesela ben bu sene Nisan'ın 3'ünde benim derslerim bitti. Bir ay boyunca final dönemim vardı. Mayıs başında tamamıyla okulla ilişkimi kesmiştim ben dönemsel olarak. Ve Kanada'da genelde aileler öğrencilerin üniversite ücretlerini ödemiyorlar. Öğrenciler kendileri üstleniyorlar bu ücreti. Bu yüzden okul dönemleri erken bitiyor. Çünkü öğrencilere çalışma fırsatı veriyorlar. 3 ay yani Mayıs'tan Eylül'ün başına kadar öğrencilerin full time, internationalların dahi full time çalışma izni oluyor. Kanada devletinin en güzel özelliklerinden biri de bu. Normalde bizim part time çalışma iznimiz var okul zamanında. Ama yazları full time olarak onu çevirebiliyoruz. Ve bu dönemde gerçekten iyi bir miktar para biriktirilebiliyor eğer çalışırsanız. Kesinlikle. Bu çok önemli bir kriter bence. Çünkü birçok ülkede ben duyuyorum, Gülten Hanım daha iyi biliyordur. Ülkeler çalışma izni veriyor ama işte çok kısıtlı sürede, tatillerde de part-time verebiliyor. Veya iş bulması o ülkelerde çok zor olabiliyor. Özellikle Avrupa'daki daha küçük ülkelerde. Ama Kanada bu anlamda öğrenci için bence gerçekten uygun bir ülke. Ben burada ne yazık ki üzülerek videoyu bitirmek zorunda olduğumuzu söylemek istiyorum. Yani bize kalsa biz birkaç saat daha konuşuruz muhtemelen. Ama süremizi çok fazla aştık. Sorulara elimizden geldiği kadar yanıt vermeye çalıştık ama yanıtlayamadığımız olduysa da onlardan da özür diliyoruz. Başka soruları olan varsa, başka konularda daha detaylı bilgi almak isteyen katılımcılarımız varsa bizimle iletişime geçebilirler. Telefon ya da mail üzerinden. Ha, kendileri için hangisi kolay olacaksa. Onların sorularını da tamamen yanıtlamaya hazırız. Daha sonra başka konularla ilgili yine webinarlarımız olacak. Takip ederlerse bizi sosyal medya üzerinden de yine o webinarlarla ilgili de yine katılım sağlayabilirler. Farklı konularda soruları da varsa. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum Sibel Hanım ve Cemil. Bence çok değerli bilgiler verdiniz. Önemli konuların altını çizdiniz. Çok yardımcı olmuştur katılımcılarımız için diye düşünüyorum. İnşallah yine webinarlar düzenleyerek sizlerle bir araya geliriz. Çünkü bugün yetmedi bize. Çok fazla da soru geldi. Hepsini de yanıtlayamadık. Bir kere daha sizden bu sözü almış olalım. En kısa takvimde tekrar yapalım. Tabii ki. Tabii ki. Ben teşekkür ediyorum asıl. Hani çok zevkli bir yayındı benim için de. Ve şeyi tekrar hatırlatalım. Tüm öğrencilerim için. Hani, ISC bizim yetkili temsilcimiz olduğu için onların aracında başvuru yaptığınız zaman üniversitemize ücretsiz olarak başvuru yapabiliyorsunuz. Bu fırsatı kaçırmayın derim. Ve sorularınız için de her zaman Gülten Hanım'a ulaşabilirsiniz. Sonrasında tekrar böyle güzel bir soruları daha detaylı cevaplayacağımız bir webinar
düzenleyebiliriz her zaman. Cemil Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten öğrenci gözüyle güzel noktalarda hani katılım sağladı. Hepinize çok teşekkürler. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Tamam.